Barış selam, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Güzel bir dönem geçiyor mu? Geçiyor. Ee, ülkeyi bekliyoruz, bakalım. Okey. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, fena değilim. Kendi ışığını yaptın burada. <laughs> Biraz cebelleştik. <laughs> Ve bu benim için de güzel bir şey oldu. Ee, fikir oldu. Bundan sonrasında gelen bütün görüntü yönetmenlerine şey diyeceğim. Abi ışıklar bunlar. Hmm. Sen istediğin gibi bir ışık yap. Doğan abiye bu şeyi veremedim. Şansı veremedim. Ondan özür dileyim buradan. Ama bence tatlı oldu. Güzel oldu. Ya, teşekkür ederim. Yani şey tabii yani saygısızlık etmek istemedim ilk başta. Sadece şeyi seviyorum ben. Yani benim genel olarak yani hatta böyle bir iddialı gibi oluyor ama ben backlight eşittir keylightçıyım. Ha okey tamam. O yüzden de. Aynen. Kendi ışın mı olacaksa da bu olsun. ben gözükeceksem. Hoşuma gider dedim. evde. Gerçi bu da o da sorularımdan biri ama vakti gelince sorayım tamam. onu da. Okey tamam. Ee, önce şey, e, 42. İstanbul Film Festivalinden bir ödül aldığını çok kısa bir vakitte, o yüzden onun için tebrik ederim. Ya seni. Öncelikle ederim. E, ederim. E, bir tutam karanfil, yanlış söylemedim. Evet, ben daha izleme şansı bulamadım maalesef. Zaten filmi. bir tek İstanbul'da orada Aynen. Bir gösterim. Aynen. Aynen gidemedim yani ona da maalesef. E, o yüzden tebrik ederim. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. E, nasıl oldu ödül aldıktan sonra ne hissettin ya? Ödül aldıktan sonra ya tabii ödül şey bir şey hani benim içinde ifade ediyor. Evet aslında ona getirecektim evet. biraz da lafı. Evet. Ödül senin için bir kıstas mı mesela bir şeyleri? Ya kıstas değil ama benim hani çocukluktan beri yani çocukluk yanlış oldu bu işe başladığımdan beri e, hayalim film çekmek aslında. Hı -hı. E bu noktada da e, filmi kime çekiyorsun? Nasıl filmler izliyorsun? Hani e ee, hangi filmleri izleyip hangi insanlarla çalışmak istiyorsun? Şimdi bu önemli bir konu. Hı hı. E, bu noktada da benim sevdiğim filmler genelde festivalde gösteriliyordu. E festivalde ödül almanın benim için önemi şu. E, acaba hani benim sevdiğim bir yönetmenin dikkatini çeker mi? Belki bir teklif gelir mi? Belki ben de bir üst seviyeye çıkacak şansı bulabilir miyim? Bu kadar. Yoksa yine metrobüse binmeye devam ediyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ödül ödülden sonra evet dünya değişmiyor ama insan yine de kendini bir yerde iyi hissediyordur diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü hani bir şeye layık görülüyorsun neticede. Sadece işte şaş e, hani öncesini sonrasının aslında aynı hizalarda tutmak mı acaba doğrusu? Yani ödül öncesi ve ödül sonrası. Yoksa hmm. e, ne bileyim ödül aldıktan sonrasında artık bir projeye başlarken fikirlerin değişecek mi? Ee, ya tabii ki taleplerim olur ama mesela ya benim bakış açım şöyle bir şey var. Ben inanmak istiyorum hikayeye ve mesela festivalden sonra, ödülden sonra yaptığım bir proje oldu. O projede yani gayet hiç denenmemiş belki yani denen, deneyen olmuştur ama hani benim denemediğim bir şey denedim mesela çok gerilla şartlarda. FX6 ile film çektim yani hiç çok bir <laughs> e, önemi yok benim için ya zaten daha çok kamerayı artık biraz araç olarak da görmeye de başladım e, o yüzden tabii ki kameram iyi olsa çok hoşuma gider ve ekip ekibim iyi olsa ve hayallerimi gerçekleştirebilsem hoşuma gider ama ben film yapmayı seviyorum o yüzden bir şekilde nasıl film yapılacaksa da yapacağım yani Hı -hı. hani Türkiye'nin şu anki film yapma dinamikleri biraz zorlaştı. Hı -hı. Ee, işte Kültür Bakanlığı'ndan eskiden verilen parayla film çekilebiliyordu Hı -hı. ama şu anda çekilemiyor Dolayısıyla e, Evet şartlar biraz zorlaştı yani e, e, bir yandan da platformların gelişi var Platformların gelişiyle hem bayağı ekip... bir hükmeder oldu zaten evet. piyasaya yani hem ekip hem ekipman anlamında Tabii. yani sen eskiden Alexa'ya ulaşabilirdin kolayca ama şu anda o netflix'te 10 hafta çalışıyor oluyor Hı -hı. Dolayısıyla bağımsız filmciler için çok daha zor bir dönem geçiyor Evet ama mesela bu film için söyledin değil mi? FX6 ile çalıştım diye. Bir son karanfil için söyledim. Ödülden sonra yaptım. Okay, bir amatör. Tamam. Ya aslında şeyi söylüyorum. Ödül benim için taleplerimi evet bir yere kadar değiştirecek ama film nasıl yapılacaksa da yapacağım. Yani Hı -hı. ben film yapıyorum. Bu arada seviyorum. şey seninle karşılaştığımız o e, iş. gün. O gün. Okey. Tamam. Aynen öyle. Doğru. Onu, o da çok saçma değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu bir anlat ya. <laughs> o güzel. Yani şey bilmiyorum. Benim Çağla diye ya çok yakın bir arkadaşım var. Siz eskiden de çok beraber çalıştınız diye biliyorum. O yüzden sana aslında is ismen çok fazla aşinayım yani şey tanıyorum ediyorum Çağla da çok fazla anlatıyordu zaten hatta bu program için işte seninle sözleştik Hı -hı. sonrasında ben başka bir proje için sen de bu bahsettiğim proje için Taksim'de istiklalde evet. aynı yerdeydik <laughs> evet. falan yani hani ilk noktadan buluşmamız yaptık. Çok aynı noktadan ben, ben sola baktım sen sağa evet. baktın işte yani hani. Çok, yani çok hiç güzel bir aynen bence de muazzam yani Hatta kolay kolay denizken yaptım <laughs> kesinlikle Zoom'u <servis gülüyor> sen yaptın öyle. aynen çok hoşuma gitti o karşılaşma bir de benim için de aynı yani Çağla'dan dolayı bildiğim birisin ee, o yüzden yani ben zaten hep tanışıp biraz sohbet etmek istiyordum ama ya işte biraz ülkenin durumu biraz e, az sosyallik biraz öğrenme zorundalığından getirdiği işte film izleme hastalığı belki çok izleyen birisi de değilim ama işte okuman lazım, geliştirmen lazım gibi şeylerden işten arta kalan zamanlarda bazen sosyalleşmekte zorlanabiliyorum. Ya bu normal bizim aslında ilk, yani tanışmadan denk gelmemiz, oturmamız, konuşmamız da zor. Çünkü hmm. yani iş var başta başına ve zaten kalan vaktinde artık insan ne yapıyorsa onunla uğraşmak istiyor. Evet. Yani belki bu da çağımızın hastalığı bilmiyorum. Yani o konuda hani bir yorum yapmam doğru olur mu bilmiyorum ama biraz daha insanlar bir tık daha sosyalleşmeye doğru yöneliyor gibi geliyor hmm. bana. Çünkü hep bir şey e, yazışarak veya telefondan konuşarak da iletişim kurma alışkanlığımız oldu gibi bir şey var yani en azından bende. Hmm. Tamam, okey. Kendi, kendimi kendime alayım okey. Benim de telefonla tabii ki Hani mecburen yaptığım iletişimlerim var ama ben mesela telefona çok uzak biriyim. O yüzden ha, sen okay. bunu bilirsin hani sana da yazmıştım. <laughs> hani yani çok mesaj unutabiliyorum. Hani sette zaten hiç telefona bakmıyorum. Hı -hı. Ee, bir iş yaparken diğer işe hazırlanırken bazen zorlanabiliyorum. O okay. yüzden çünkü bir şeyler soruyorlar ve bazen zor olabiliyor. Ee, telefonla bağım çok çok iyi değil. Özellikle film izlerken falan da mesela... ...ne kadar çok böldüğünü görüyorum beni. Hmm. E, o yüzden de mesela... ...Instagram gibi sosyal medya... ...şeylerine, organlarına... ...çok aslında içinde bulunmakla beraber... E, ...mümkün mertebe mesafe koymaya da çalışıyorum mesela. Evet o da Yüzü çok iletişimi çok kesinlikle. değerli buluyorum. Öyle ya, tabii muhakkak. Ona hiç şüphem yok yani hmm. kesinlikle. Ama işte bilmiyorum... Ben tamam herhalde kendi öz eleştirimi yaptım az önce. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakabilirim konuya. Benim de yani. çok eleştireceğim <laughs> şey var kendimde. Onu söyleyebilirim. Ama şu konuyu bitireyim. Ö ödül bence bir kere şey çok değerliydi. Bunu anlatmak isterim. Mesela kameramanlığa başladığımda orada e bana o şansı veren insanlardan birisi Ali Bilgin. Hı hı. Oradaydı ve partide gördüm onu. E ve partide... O küçük çocuğun o ödül aldığını görüp bir tebrikleşme oldu. Bu benim için mesela çok özel bir andı. Bunu, Kesinlikle. Bunu, bunu çok unutamayacağım. Aslında ödülden daha büyük bir an. Evet. Ha. Yani gurur duyuyorum seninle dedi Hı -hı. ve bu benim için çok güzel bir andı. Çünkü ilk emekleme dönemimi bilen Hı -hı. birisi, destek de veren birisi. Bir de e, okuldaki hocamın e, tam ödül aldığımda ben Yeşim Burul seven, Hı -hı. çok severim kendisini. E, onun en önde olup işte benim öğrencim diye böyle e, mutlu olduğunu duyduğum çok birinden. büyük bir keyif. Evet. Bunlar bence çok değerli. Nefismiş. Çok, bunları unutamam. Bence de. Yani şey <laughs> mantıklı bir yerden baktığın için ben de senin adına mutluyum. Kendi adıma da mutluyum en azından. Peki şey e, emekleme döneminde dedin. hatta birkaç isim de verdin. Nasıl başladın tam olarak işe, güce? Yani <laughs> var mıydı hiç aklında ben şu gör, işin görüntü yönetmeni olayım. Bir tane film izleyeyim de aslında bu adam bu kameranın başındaymış. ...bu yapıyormuş birçok şeyi... Hmm. ...düz bakıyorum farkındaysan. Yo, yo, hiç sorun Çünkü değil. oradan bakmanı da rica ediyorum yani. Nasıl başladın temel olarak? Ben hiç sinema... ...böyle aşkıyla falan büyümedim. Hiç öyle bir şeyim yok. Çok fazla film falan da izleyen bir değildim. İyi, i̇yi oyun oynardım. Ee, <laughs> gamer diyebilirdi Belki şu an büyüsem gamer falan olabilirdim okay. diye düşünüyorum. Ee, 20 yaşında zor bela bir üniversite... ...kötü bir lisenin sonrasında... ...zor bela kazanılan bir... E, ...istemediğim bir bölümün sonunda... Bir şans vardı, kamera asistanlığı diye bir işten bahsettiler bana ve ben e, okulu bırakıp döndüm aslında hmm. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden <laughs> döndüm. E, sonra beni işe almaları için e, bir stajyerlik dönemi oldu, bir 6 ay falan stajyerlik yaptım. <laughs> e, sonra yani ee, yanlış anlamadım. Sen zaten başka bir bölüm okuyordun ben değil mi? Ben İktisat aslında kazanmıştım. Yani. Ama ilk gün bıraktım aslında. yani Niye peki şey... Yani kamera asistanlığından yana... Cazip Nasıl gelen oldu? şey neydi sana? Evet. Çoğal çünkü yani. Çok, o yüzden soruyorum. Aynen. Yani ilgili alakalı olsan... Belki eyvallah diyeceğim de. Hiç alakam yoktu. Ben sinemayla hiçbir... En sevdiğim film de Goray'dı. <laughs> Cem Yılmaz'ı çok severim. Ne film değildir bence. Ee, bence. <laughs> yani şöyle aslında... Ben hayatta kalmaya çalışıyordum, yani Hı -hı. para kazanmam lazımdı ve hani bana dediler ki işte böyle bir iş var, hani benim ama zekama güveniyordum, onu biliyorum. Yani o 20 yaşında da bir cahil özgüvenim vardı. Hı -hı. Ee, geliştirebileceğim bir iş olduğu zaman yapabileceğimi düşünüyordum. Orada da birinin yardımıyla e, aslında beni bir kamera şirketine yönlendirdi. Ben senin için kamera düşünüyorum dedi. unutamıyorum Ben senin için kamera düşünüyorum. Biri benimle. Sen yakışırsın, değil mi? Aynen. Değil mi? <laughs> düşünmüş ben de şeye gittim. Görüşmeye gittim. Hatta bana yani öyle saçma sorular sordum ki iş görüşmesinde şey dedim. Kaç saat çalışacağız izin mesela? Hmm, o zaman okay. zaten saat falan bir yoktu. Ya normal bir iş gibi düşünmüşsün ya hikayet evet. etapta. <laughs> kaç saat <laughs> o da çalışacağız işte. Aynen. sonra bir şekilde işte stajyerlik dönemi oldu. Staj staj yaptım. Ondan sonra bayağı bir parasız çalıştık. Neyse. sonra e, kamera asistanı oldum. Hı -hı. Sonra dizilere gitmeye başladım. Bizim o dönem çalıştığım kamera şirketi şu an kapalı yani kapandı. Dizilere gitmeye başladım. Orada e, Arka Arkasadakiler diye bir diziye gittim. Orada Ferhat Öçmendi de görüntü yönetmeni. Hamdi Alkan yönetmendi. E, Ali Bilgin de ikinci yönetmendi. Hı -hı, okay. e, ve orada Ferhat abinin biraz yani iki kamera var Hı -hı. bir kameraman var. Ferhat abi kullanıyor ama aslında o da kontrol etmek istiyor hmm. falan. Bana böyle bir şans geldi aslında orada ve... Ben böyle yani bir anda bana şunu genişi sen çek gibi bir şey söylediler omuzda. Ve böyle çok gencim yani 21 yaşında falandım o zaman. Sonra ilkinde tabi buğulandı. Heyecanlanınca zor buğulanır. <laughs> e, çekemez. Evet değil mi öyle bir gerçek <laughs> var kesinlikle. E, orada bir tabi elimden aldılar kamerayı ama sonra... Bayağı bir ben antrenman yapmaya başladım aslında hmm. hatırlıyorum. Onlar da şansı verdi ve ben aslında böyle bir orada kamera kullanmayı aslında 3 sene çalıştım orada ben, 3 sezon. Ee, ciddi aslında geliştirdim kendimi kamera kullanma anlamında. Hmm. Bu işe böyle başladım. Hani diğer istersen hani uzatmayayım bu ara şeyi. Yok istersen şey istersen aslında bilmiyorum. benim burada dikkatimi çeken şey. Tamam okey hani bir şekilde girmişsin sektöre, kamera departmanına da girmişsin şey kamera asistanlığı olup Hatta sana verilen şanslara rağmen e, okul okuman çok enteresan geliyor bana hala Çünkü aslında sektörde çok fazla insan var ya alaylı olarak ve Hı -hı. bu işi alaylı da yapılabilecek bir potansiyeli belki eskiden vardı yani tenzih ederek söylüyorum herkesin. vardı Var. Ama var yani. Öyle girdim ben. Mesela aynen baktığım vakitte ama şey niye ondan sonrasında okul hmm. okudun yani? Ya biraz böyle herhalde şey biriyim ben yani içim içime de sığmıyordu. Ben kameraydı bence biraz hızlı oldu. Yani aslında her şey biraz hızlı oldu. O yüzden de onun aslında dertlerini de çektim ben. Yani kimseyi tanımıyorsunuz biliyorsunuz zaten network önemli bir konu Tabii. bizim sektörde. Yani dedikoduyla işlerin yürüdüğü bir sektör yani. E, o yüzden de yani birini tanımayıp sadece tek bir insanı tanıyarak kamera kullanmanın aslında o teritori dışında hiçbir anlamı yok kesinlikle. Dolayısıyla bayağı bir zorluk yaşadım, hiç yalan yok. Ondan ha. sonra da ama kameramanlığı öğrendikçe, sevdikçe daha sonra şeyi fark ettim ben. Ben sonra filmler izlemeye başladım. Hı -hı. Hani daha işte sanat sineması da ya sanat sineması diye bir şey var mı onu da bilmiyorum ama e, iyi yönetmenler izlemeye başladım öyle söyleyeyim. Sonra şeyi fark ettim yani ben sinema yapmak istiyorum Hı -hı. aslında. Yani sinemanın içinde bir yerinde bir şekilde olmam lazım benim. Hı -hı. Çünkü o bana bir yaşamak için bir şey verdi. Hani öğreniyorsun, devam ediyorsun. Üretiyorsun, bir sen de ölüyorsun. Bir yerde kendi mesleğini kendin seçmişsin gibi bir durum da söz konusu. Aslında. aslında işte biraz tesadüfi yani. de oldu gibi. Yani evet ama kameradanına bırak... girince, hani bırakmak da elindeydi. Ne bileyim yani e, önce maddi kaygılarla başladım dedin, değil mi yanlış evet. anlamadım. Ondan sonra yani başka bir maddi olarak daha karlı bir iş olsaydı belki oraya da geçerdin ama bir şekilde sevmişsin. Yani kendi mesleğini aslında. ...yaşının daha iyi, kendini daha iyi idrak edebildiğim vakitte... ...kendi mesleğini seçmişsin gibi bir durum var evet, aslında. Kamera arasında. kullanmayı seviyorum ya. Yani kamera kullanmak benim için şey... ...ya ben biraz içe dönük bir insanım bence. Hı -hı. Gördüğüm kadarıyla. Kamerayla birlikte böyle dışarı bakabiliyorum. Hı -hı. Aslında biraz o hoşuma gitmeye başladı. Yani fotoğraf da çeksem mesela... ...yani bazı mesela yolda yürüyeyim müziği kulağıma takarım ve... ...böyle hiç kimseye bakmam, hiç kimseyi görmem yani ama... Fotoğraf makinesi ya da kamera bende olduğu zaman dünyaya bakmaya başlıyorum ve hmm. e, gerçekten daha dışa dönük de bir insan oluyorum. O yüzden de sevdim aslında ben bunu. Anladım. Yoksa çok içime... Yo, güzel bir şeymiş bu arada. Sevmek için tatlı bir yerden bakmışsın. Seviyorum. Bence de aynen. Mesela Antik ben de onu kentte dola... <laughs> Antik kentte dolaşayım ben. Hmm. Çok belki baksam da görmem yani. Ama fotoğrafını çekersem onun... İş ciddiye biniyor değil mi? Evet. Belki de senin Benim için, için bir dakika evet. buraya bakmam lazım oluyor ve... İşler çok değişiyor. Onun en bir güzel hali. Bir de bir disiplin disipline otur insan beyninde onu. En azından oraya gittiğin zaman, bir antik kente gittiğin zaman elinde kamera varsa bir şeyler doğru düzgün yapmam lazım. Kendi için çektiğim bir şeyde de veya bu bir, bir projede olabilir. Hiç fark etmez ama çok iyi anlıyorum seni. Yani ben de elime kamerayı aldığım zaman e, o disiplin bana geliyor. Yani bunun ha okey tamam. Dur bakayım şu kadraj böyleyse. Ha Aa güzelmiş aslında falan Evet. Çok böyle hoş. Aydınlanma duygu. oluyor bence de kesinlikle. Nereden gelmiştik buraya bilmiyorum ama biraz dağıldım. Hiç sorun değil. Ee, ama yani <laughs> Hiç sorun diyeceğim değil. o ki e, yani işi sevmekten geldik. Evet, evet, evet. İşin hayatımı beni böyle bağlayan bir tarafı var. O yüzden de gerçekten zaten tanıyanlar işkolik derler Hı -hı. bana. Gerçekten hani genel olarak işi düşünürüm. işe göre yaşarım. E, hayatımı ona göre organize ederim. bir Çünkü film çekmek ya da aslında şeyi fark ettim. Bir şey üretmek. Hı -hı. yani Ama o ürettiğin şeyi kendin de sevmek. Yani sadece para için değil de Hı -hı. ben bunu ürettim. Yani çünkü mağaralardaki resimlere baktığımızda da bence bunu hissediyoruz. Yani 30 bin sene önceki insanın ben buradaydım. Yani evet, tabii, ben bir iz yaşadım. Bırakıyor. Aynen eser bırakıyor evet, aslında. Bu dünyada böyle şeyler Kendisi hissettim. Kendisi bilmese bile. Tabii. Evet. Ya zaten aynen, kendisi aynen bilmese de. Ben bu hissin sinemada çok güzel bir ifade bulabileceğini gördüm ve daha mümkün aslına bakarsan, değil mi? Yani evet. birçok şey sanatın birleştiği nokta olduğu için Tabii. çok daha fazla mümkün yani. Ne ya. olsa çeker misin? Ne Düz olsa çekmem. Ha, okey, tamam. Peki ne? Senin? Ne olsa çekmemi ne... etrafındakiler bilirler. <gülüyor> <gülüyor> ne peki mesela sana bir proje geldi, ee, oradan yana filtrelerin neler oluyor genelde? Yani bir kere kimle şey, çalışacağız? Tekste mi bakıyorsun? Hı -hı. Aynen ya da yönetmene mi bakıyorsun? Ya da yayınlanacak mecraya mı bakıyorsun? Hepsine bakıyorum okay. açıkçası. Çünkü yani yönetmen tabii ki çok önemli. Nasıl bir vizyonumuz uyuyor mu? Hı -hı. Benim vizyonum ona uyuyor mu? Yani belki onunkisi de çok güzel ama... Hı -hı. Ya da benimkisi ona uymuyor da olabilir. Dolayısıyla burada en önemli şey yönetmenle Hı -hı. ve ekiple anlaşabilecek miyiz? Ve senaryo. Yani senaryo... Ben mesela senaryo konusunda kendime güveniyorum. Hı hı. Okuma konusunda kendime güvenirim. aksayan yerlerini görebildiğimi düşünüyorum. Eminim benden ileride vardır hı hı. ya da bir senaryo doktoru falan öyle bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama ha mesela şeyi hissederim yani. Bunu okuduğumda ya bundan bir şey, bunda bir şey olur. Hani hissi hı, bana okay. çok olur. Yani daha çok ki... hislerime göre değişiyor. Onu soracaktım aynen. O her alanında var mı var peki be. sadece proje için değil yani? Çok değil mi? altıncı hissin kuvvetlidir. Okey güzel. Yani. Ben de güvenirim o anlamda kendime ama tabii ki de bazen güvendiğin yerlerden aynı şeyler tabii çıkmıyor. Yani. Hayal, kırıklığı, <laughs> hayal kırıklığına gelirsek Maalesef işte burada yani. de, <laughs> geliriz. Ama mesela. önemli olan yine tekst diyorsun herhalde anladım. Senaryo çok önemli. değil Yani mi? Okay. senaryo çok önemli. E, çünkü iyi bir senaryodan kötü film çıkarmak zordur. Hı -hı. Yani iyi bir senaryoyu bir şekilde çekersin yani. Ama mesela çok iyi çektiğin bir sürü kötü senaryo kötü film olur. Hmm. Yani çünkü ana hikaye senaryodur. E tabii, kesinlikle. Ha, biz buna yani senaryo iyi. Biz buna katkı veriyorsak bir de yani ekip olarak hmm. biz bunun yanında aynı düzleme gelebildiğimiz zaman o zaman çok iyi film oluyor. Yani ben o yüzden ilk senaryoya bakıyorum tabii. şartlar uyumlanabilirim. Çözümler üretmeyi severim. Bazen istediğin kamerayla çalışamazsın ama Önemi yok ki hı hı. yani tabii ki önemi var <laughs> yok değil ama bazen yok bazen ya her, yok. Da, her daim olduğunu düşünmüyorum <laughs> ben evet. de ya bazen yok gerçekten önemi çünkü dediğin gibi işte yani hani şey bütçesel olarak bir şeyler eksik olsa senin istediğin gibi bir ekipmanı kuramasan bile günün sonunda bir şey çekmeye çıkmışsın hı yani hı. FX6'dan bahsettin belki başka bir kamera tercih ediyordun ama çektiniz mi böyle bir gerçek var Çektik. yani hani ve belki de bir hiç kimse buna bakmayacak. Zaten aslında Hı. konu bu yani tam anlamıyla bu. Aslında burada gelişen o teknolojinin de çok fazla faydası var. Kesinlikle. Ya, öyle. Yani post daha fazla gelişti, kameraların kendi teknolojisi daha fazla gelişti. O yüzden bir yerden sonrasında neyle çeksem olur kafasına giriyor musun, girer misin acaba? Valla açıkçası yani oradayım. Belki <laughs> de girdim, değil mi? çeksem olur iddialı bir yerde. Yani her şeyle bir şeyler yapabiliriz evet. Neden evet. olmasın diye Aynen. düşünüyorum. Ben mesela bu tarz böyle kameraların e, küçülmesini ya da işte bu hadi birine A segment diyorsam diğerine B segment diyeyim. O B segmentlerin çoğalmasının taraftarıyım açıkçası. Çünkü Tamam bu tabii ki de projeden projeye değişkenlik gösteriyor. Aslında bizim için skala büyüyor. Hı hı. Ee, bir projeye dair hangi kamerayla çekileceğim yani çekeceğim diye düşünürken ama tabii bu işte çok fazla olmasından kaynaklı çok iyi çekiyormuş zaten bunu. ne gerek var abi biz bunu ha. orası ayrı konu. <laughs> yani ışığa gerek yok dediler o yüzden Bizim çocuk Red, red Album falan de. diye yani <laughs> anladın hani öyle öyle yorumlar var abi mesela ve Alexa'yı ayıramıyoruz falan. Yani mesela yani. yani öyle var. ya eyvallah ama ya yani şeyi ben de seviyorum mesela bu söylediğin yerin şöyle bir şeyi var bence eskiden kamera çok zor ulaşılan evet. ve aslında bilginin saklandığı bir yermiş gibi görüyorum, hissediyorum. Yanılıyorsam da büyüklerim <laughs> beni uyarsın. Ya ben ama, de öyle düşünüyorum Ama biz. şu anda aslında daha çok yetenekli talentların elinin altında bir şeyleri kolayca ulaşabildiği ve aslında yeteneklilerle hani o e, belli bir ait zümrenin hı hı. böyle bir elendiği ve böyle yavaş yavaş böyle bir elekten geçtiğimiz bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum ben kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü yeteneklinin önüne eline AHD3 verdiğinde durduramazsın onu. Yapar Aynen yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Kamerayı nereye koydu? Ne yaptı? Çünkü bilgiye erişimi evet. de çok kolay. Aynen öyle. Ya bu arada bizi görüntü yönetmeni yapan şey de o. Yani belki yani sen nasılsın? Sen de anlat. Ben bir sürü teorik şey internetten öğrendim. E öyle tabii. Ya yani aslında Doğan abiyle bir önceki bölümde onu konuşmuştuk. O da bir yere kadar negatifte. bütün manual'ını okuyor kameraların. Ne ki red çıktığı zaman diyor bıraktım diyor. Çünkü hı hı. yani bir güncelleme geliyor her şey zaten hı, çöp baştan. oluyor. Bambaştan başlıyor her şey falan diye. Evet öyle bir durum söz konusu. Buna şöyle bir cümlem var benim söylemek hı hı. istediğim. Bence artık görüntü yönetmenliği ya da film making de, dersek buna nasıl öğreneceğini öğrenmektir. Evet kesinlikle. Yani yoksa her şeyi bilemezsin. Aynen. Nasıl çözüm üreteceksin? Ya yani artık... Belki de endüstriyel mutfağın var hı hı. ama hani ne yemek istediğini biliyor musun gibi bir yer. Evet. Ya yani o yapacaksın tamam okey yemek yapmak kolay izleyebiliyorsun hı hı. aracın gerecin var artık o kadar eskisi kadar zor değil yani onlara erişmen. Ama ne yiyeceksin hı hı. yani ya da ne yedirmek hı hı. istiyorsun falan gibi sorular çıkıyor yani her seferinde düğün pastası yapamıyorsun ya. Evet yapamazsın. Aynen. Ya yani nasıl, biraz ona geliyor. Yani. Bir şeyi nasıl tanırız? Bir kamerayı nasıl tanırız mesela? Hani bu bunlar önemli sorulara dönüştü. Çünkü sürekli bir şey çıkıyor. Bir ışığı nasıl tanırız? Hı hı. Bu senin görüntü yönetmenliğinin artık Yeri. Bunu Kesinlikle. nasıl öğreniyorsun ve nasıl kullanıyorsun? Hani. Kesinlikle. Konu buna dönmüş durumda. Hiç peki böyle şeyin var mı? Ee, bir marka seviciliğin ya da hmm. işte böyle kendi ekipmanımı koyayım ben. Atıyorum işte bak bu kamera iyiymiş. 5 bu yıl bunun üzerine yeni bir teknoloji gelmez. Ben hemen gideyim bunu alayım. Hiç yok. Yapan okay. abilerim var. Hı -hı. Çok da iyiler bence. Ben o kadar para da kazanmadım. Bir kamera alacak kadar para hiç kazanamadım. Benim festivalde iki uzun metrajım, bir kısa vardı ya konuşmuştum. Bu buradan benim kamera çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani oradan oradan kamera çıkmaz abi. <laughs> e, ama e, şeyim var. Mesela ben daha proje proje şeyim. Bu proje için hangisi doğrucuyum? Hı -hı. Benim için benim şeyim odur. Mesela eee Venice'le hiç çalışmamıştım Sony Venice'le. İşte bu ödül aldığımız filmi, e, Ay, ona gelecektim Biosu ben Tanrım de film. teşekkür ederim. Mesela şey dedim hani ne ile çekmeliyim? Kafamda böyle sorular var, işte gün batımları var, bir sürü bir sürü şey gün batımında yapmam Hı -hı. lazım falan. Ve şeyi fark ettim hani ISO'nun yüksek olduğu bir şey ve e, diyaframın Hı -hı. yüksek olduğu bir şeyi seçmem lazım. Hı -hı. Ve dedim ki yapımcımıza Halil kardeş, buradan da kendisine selam olsun severim çok. Selam olsun tanışmıyorum. Dedim ki <laughs> e, tanışırız <laughs> inşallah aynen. bir gün. Yani şey dedim hani benim bunu Venice'le çekmem lazım. Hı hı. Yani bu bu net ya yani bu net o bir, bir konu. gereklilik aslında. Evet, şu. Bu net bir konu. Okay. Çünkü o zaman da en iyi ISO performansı ondaydı. Hı hı. Sonra e, başka şey çıktı ama bunu böyle yaparsak çok mutlu olurum. Ha lens istediğim olmadı. Önemli değil. Hı hı. Ama kamera istediğim oldu. Okay. Ve bence bunun sonucu da o film oldu aslında. Aa, anladım. Yani doğru kamerayı doğru projede seçmek hı hı. önemli bence. Çünkü şey de ilginç mesela. Ya Melike Şahin'e klip çektik geçen. Red'le çektim mesela. Hiç çalışmamıştım. Hı hı. Hiçbir önemi yok bence. Biraz keskin isteniyor. Şey, biraz bir klip sıcak olduğu isteniyor. Için mi? Biraz mesela keskin isteniyor. Hı. Ben Red'i biraz keskin buluyorum. Aha. Dijitale yakın buluyorum. Mesela iyi bir dijital işte. Red'i hemen fark ediyorsun falan. Yani mesela onu Melike... Olur dedim, Monster olsun o zaman. Hı hı. Hani Hem daha uygun. Hani Alexa'lara göre. Gibi yani olaya böyle bakıyorum. Teknikten çıkayım. Olaya Anladım. böyle bakıyorum. Okey. O iş için en uygunu ne? Okey. anladım. Yo bence zaten hmm. en doğrusu bu. O yüzden öyle olmasaydı zaten herhalde bu kadar çok çeşit olmazdı diye. Ama düşünüyorum. Alexacı, Alexacılar vardı. Alexacılar mesela. var. Aslında ben ona da şey gibi bakıyorum yani ne bileyim. Alıştığı araba modelini şey markasını değiştirmeyen insanlar da var. Yani bu tamamen alışmakla hmm. alakalı. Çünkü sallıyorum işte X bir markanın nasıl sürüşüne hakimse onun bir üst modelini yine isteyebiliyor. Başka bir markaya geçmek. Hadi bu bütün ekonomik şartlarımızın düzgün olduğu vakitlerden konuşalım. Yani ne onlar... zamanlar onlar? <laughs> Benim çok hatırlayamadım ya küçükken. <laughs> evet. Aynen muhtemelen. Ne o zaman. günlerdi? Baba en azından ne öyleydi. günlerdi? Babam Ford alıyordu, değiştiriyorsa başka bir Ford alıyordu falan bir yere kadar ama yani. Ya yani o yüzden o bana biraz alışkanlık gibi geliyor açıkçası. Çünkü bu aynı zamanda görüntü görüntülemenin tercihi de değil. Hı -hı. Yani post kısmında da. Süre gelen bir durum söz konusu olduğu için Alexa'dan yana her şey çok hazır. Evet. Postun havuzu da bunun için çok müsait. Ne bileyim Kaleris zaten onun görüntüsüyle başlıyor evet, işe doğru. asistanken. O yüzden o bir zincir. Yani onun kırılması yine aslında yine görüntü hmm. veya projelere göre işte değişkenlik gösteren kameralarıyla olacak diye düşünüyorum. Alexacılar var tabii ki de. Olsunlar da zaten. Evet yani bu bir eleştiri değildi. Bu Aynen aynen. öyle abi Roger Dinkins da öyle. Yani Roger Roger abi de öyle yani yapacak bir şey yok. Aynen <laughs> öyle. Yani hani o Roger baba. <laughs> o o o benden yana şeyim aslında ya. Yani e, alışıyorsan buna tamam okey. Çünkü şunu öngörerek söylüyorum. Belki ben de alışacağım abi bir kameraya bir beş yıl sonra. Ve bırakmak da istemeyeceğim o yüzden şimdiden böyle bir ket vurmak istemiyorum yani hmm. bu anlamda kendime. Evet ama orada işte bence demin konuştuğumuz konuyla bağlantılı Tabii, bir konu. Tabii her nasıl projeye göre. Nasıl öğreneceğiz? Yok, ha, bir, de, ha, okay. bir de bence şey işte yani yeni bir kamera nedir bir görüntü yapmak için? Hafif korkulu Tabii, bir durumdur. Kesinlikle. Çünkü bilmediğin. Çekinirsin. Evet, nasıl reaksiyon verecek? Olacak mı? Burada gren olur mu? Falan filan gibi bir sürü teknik Zaten problem var. Zaten bir kişi kullandı mı onu bir projede herkes onu arar ya. Aynı abi evet. nasıldı? Şurada işte ters ışıkta nasıldı? Düşük ışıkta nasıldı? O yüzden yine şeye dönüyor aslında. Biz o kameradan nasıl korkmadan sete çıkarız? Evet, tabi. E bu da işte Ahmet sesi Gürgil bunu güzel yapar test konusu. Hı -hı. Yani bir kameranın nasıl olduğunu nasıl anlayacağız? Yani onunla ilgili galiba bir çalışması var diyebiliyorum. Bilmiyorum Hı -hı. şu an ne aşamada ama evet yani o kameranın reaksiyonunu anlarsan korkmadan sete çıkarsın. Evet. Ama sen bir kameranın nasıl yeni kamera öğreneceğini bilmezsen o zaman güvenli limanında Takılırsın Kesinlikle. ama konfor alanından da çıkmazsan yapılmamış olanı da yapamazsın. Evet. Bir yandan da böyle bir şey var. Tabii öyle bir Neyse, gerçek. Neyse biraz var. fazla iddialı. <laughs> bir şey bunu ee, line olarak yazacağım. Yani bunu kesersin abi. <laughs> evet Ahmet abi çok test yapıyor. Onu ben de biliyorum yani. Ee, ama o herhalde belki de kendi e, iş prensibi gibi bir şey. Yani yani o her projeye başlamadan öncesinde test ediyor evet. diye biliyorum. Sen ben de, de yapmaya bu, çalışıyorum. Sen de bu yani biraz şeyden bahsetmeni isteyeceğim açıkçası. Bir tutam karanfile nasıl hazırlandın? Hmm. Oradan yana nasıl bir test sürecin vardı mesela? Venise e karar vermenin sebebi iki tane madden var. Ama ne bileyim handikaplarını düşündün mü? Daha önce çalışmadığını Tabii. söyledin. Ya da bu bir kenara bundan bunu da duymak isterim senden. Ya da onun haricinde projeye de nasıl hazırlandın? Tamam. Yani bunun ışık anlamında ne bileyim kadrajların anlamında. Hı -hı. Bir kere yönetmenimizin yani senaryoyu okuduğumda e, şey dedim. Yani hatta hatırlıyorum ben de severim Abbas Kiyoris'temi demiştim yönetmene. O da çok anlaşabileceğimizi düşünmüştü. Hı -hı. E, çünkü gerçekten hani o e, coğrafyaya ait bir, bir proje. E, nasıl hazırlandım konusu da şöyle aslında bu gelir gelmez bana hep o coğrafyada film çekmek istiyordum. Çünkü biz bir zamanlar Anadolu'da <laughs> gibi böyle masterpiece'leri izleyerek hani biz de sinema yapar mıyız diye büyümüş insanlarız. Sana o zaman net bir soru soracağım. Hiç Türkiye sinemasını izlememiş biri. Hı hı. Yurt dışından geliyor. Barış diyor bana üç tane film önersene. Hı. bir... Her şey çok güzel olacak. Kesin izletirim. Okey, güzel. <laughs> Kesin izletirim. Ee, ya tabii Şimdi bu da ana yani ana akıma yakın bir hisse oluyor ama fark etmiyor. Evet. Yani aslında o herhalde belki de hem Türkiye'yi anlamak istiyor hem Türk insanını anlamak istiyor. Hı -hı. Artık konuya nasıl bakarsa Hı -hı. baksın. Evet. Sen zaten bu filmleri önererek Hı -hı. biraz yönlendirmiş olacaksın ya. O tamam. yüzden böyle hangi filmleri Hı -hı. seversinin biraz yandan böyle evet. köşeyi dönüp de gelmiş bir sorusu gibi yani düşünebiliriz. Mahmut Fazıl'ın anonsunu izletebilirim mesela. Okey. Severim çok ama hani bu, böyle sorular çok zor oluyor bir sürü biliyorum şey var. biliyorum aynen ee, başka 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 ama ilk akla geleni hep seviyorum diye Hı -hı. düşünüyorum ben. başka Yoksa da kasma ya. Evet şu an için okay. gelmedi ama Bence yani bir sürü de söyleyebilirim. çok tatlı yani, film. Var da yani. masumiyetler, kaderler tabii, şey tabii, saymak tabii. istesem. Hani... Aynen. Ama en azından öyle birinde her şey çok güzel olacak. Böyle ben bir... her şey çok güzel olacak. Çok özel film. Özel ben de severim. Ben de çok severim. Yani bence Yılmaz'ın da yani kendi yönetmedi ama bence en iyi filmi olduğunu düşünüyorum. Hatta öyle söyleyeyim. Evet aynen. Yani oyunculuğunun bayağı yükseklerde olduğu bir filmden O taksimi çok yani. özledik ya. Değil mi? Kesinlikle. Yani... Aynen. Aslında bu da bizim geçmişi olan özlemimizden kaynaklı. Belki de sen de o yüzden seviyorsun. Ya Şu an daha bana, çok seviyorsun. Ben falan. kaybeden adamların hikayelerini çok severim. Altan ha, okay. Çamlı, Altan Çamlı gerçek bir kaybedendir. Yani, Değil mi? Net. Yani, <laughs> yani karısı aldatır, bar taburelerinin orada oluşu. Ben şey sahnesine bayıl, bayılırım ya. <laughs> ee, bir aldatma sahnesi vardır ya kapıyı kırar girer gülleri güller, böyle yani, yani, çok güzel sahne abi domates sen seversin <laughs> Emreli sevdiğimiz zürebi ya ya da evde mak bin çeşit yemek var evde diyor ama makarna yapılıyor falan. Yani çok gerçek bir film ben o karakterleri çok iyi biliyorum Aha. gerçek kaybeden bir sürü kaybeden e, karakter filmi çok severim ben okay. genel olarak ee, şey bir tutam karanfilim bana kısaca Hikayesinden de bahseder misin ya? Özür dilerim ben bunu şey, eee, sorun değil. Ee, hazırlanmadım ya, ama çok merak ediyorum şu an sormak istedim. Bir dede ve bir torunu e, aslında Bozkır'da bir tabutla bir yolculuk yapıyorlar. Hı -hı. Bu tabutu bir yere götürmeye çalışıyorlar ve biz bütün film bunu bunun hikayesini okay. izliyoruz. Ama sonra görüyoruz ki Arapça konuşuyorlar mesela. Hı -hı. Hani bu ...taşıyan insana o kadarını söyleyeyim. Okey, tamam. Daha fazlasını söyle. Tamam. Söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ben eski soruma döneyim. <laughs> tamam. Nasıl hazırlandın sürecine? Ha, evet. Gelir gelmez hemen dedim ki bir kere gidelim mi oraya Hı -hı. önce? Çünkü Bozkır'da, Kapadokya'da çekeceğiz. Gittik. Sadece Bekir ben bir de Sedat diye bir arkadaşı vardı onun. Onunla beraber biz bastık gittik önce. Hı -hı. Sonra birazcık be benim şey sorum vardı. Bu yolculuktaki doku nereden nereye gidecek? Çünkü Aksaray başka işte neresi vardı hatırlamıyorum. Nevşehir'e doğru başkaydı. Hı -hı. Yani bu sahneden buraya geçerken biz nasıl dokuya bakacağız? Bu Hı -hı. önemli bir soru. Dolayısıyla böyle her yeri fotoğrafladık önce. Sonra döndüm ben. Benim başka bir işlerim de vardı galiba hatırlamıyorum. Bekir'le şeyi konuştuk hani Biz bu dokudan buraya, buradan buraya, buradan buraya gitmemiz lazım Hı -hı. gibi. Sonra bir ekeye ben ha şey dedim. Yine delilik. Ben 15 gün, 20 gün önce gelirim dedim. Bekir gitti ben de gittim. Filmden 20 gün önce gittim ben. Hı hı. Sonra biz Bekir'le bütün onun storyboardu vardı ama bir şunu unutalım. Yani yine bakalım ama unutalım deyip sonra biz her yerde nasıl çekeriz? Sahnelerin bazıları uzundu. Onları nasıl görselleştirerek kısaltırız? Hı hı. Soruları üzerinden tekrar iş list yaptık biz. Ve ben buraları gezerken... Bu arada yani yönetmenle anlaşabilmeniz sonucu bunların hepsi tabii değil ki. mi? Onun da çok büyük bir yani alan açmışsın da. Kesinlikle. Yani, yani o çok büyük bir çok avantaj. Çok iyi bir insan. Kendisini hmm. çok seviyorum. Bekir, Bekir Selamlar Bekir, olsun. Özel özel bir görüyorum. da, <laughs> ben Ona da selamlar diyorum. olsun. selam olsun gerçekten. Şeydir. E, i̇lginç bir adam. E, ya bir kere bir film için bütün egolarından sıyrılıp sadece doğruyu yani film için doğruya doğru gidersen e, bu çok başka şeyler getiriyor. Hmm. Yani bütün egondan sıyrılıp yani ben Barış'ım ben falan değil de... Yani doğruyu kim söylüyor? Birisi bize doğruyu <laughs> söylesin ve onu yapalım aslında ya bu konu. Hmm. Dolayısıyla e, Bekir'le çok uyumlu çalıştık. Yani benim bir sürü fikrim var. Hepsini dinledi. E, sevdiğini yaptı, sevmediğini yapmadı. Özellikle şeyi anlatmak istiyorum. Onu festivalde de anlatmıştım. Ya mesela... O zamanlar Nomadland falan yeni izlemiştim. Nomadland, Rider falan. Çok hmm. sevdiğim filmler kendileri. Görüntü Öpmeni de çok beğeniyorum. İlginç hmm. Görüntü Öpmeni. Ee, böyle no ışıkla yapıyor yani. Evet Işık evet aynen. Falan. Hani, ve böyle kendi amirası var falan. Ultra Prime <laughs> falan. <böyle. Yani> işte <laughs> Onu ekipmanın bilmiyordum ama evet. Ne kadar önemsiz evet, olduğunu gösteren kesinlikle. adamlardan bir tanesi. Ve şeyi yapmıştı böyle. Çok güzel magic çekmişti böyle. Beni hmm. çok etkilemişti. Ben de şey dedim hani. Bizim de bir sahnemiz var böyle. Gece olması yazıyor senaryoda. Dedim ki bunu e, bana izin verirseniz hani 3 günde böyle bir e, tam gün batmadan önceki o blue hour'da dedim çekmek hmm. istiyorum. Tek Referanslar saniye. gönderdim. Tek saniye. Aha. Dedim yapar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Referanslar attım falan filan. Bakın dedim böyle bir şey hayal ediyorum falan. Bekir mesela okey oldu. Sonra baktık programa yapabiliyor muyuz? Yani galiba yapacağız falan. Aa, yardımcı okay. yönetmenimiz Emel yardımcı oldu falan. Ve biz aslında o sahneyi 3 günde çektik hı hı. ve ben mesela çok keyif alıyorum izlerken bence görüntü ödülünü getiren e, sekanslardan biri bence <laughs> o benim ba, ya ben verseydim oraya verirdim. Diyorsun hani, iddialı evet. okey tamam evet. çok merak <gülüyor> <gülüyor> ettim şu an filmi. <laughs> <laughs> ne oluyor burada diyorsun yani. Müthiş merak yani, ettim okey. Evet onu 3 günde yapmış olmaya onlara teşekkür etmiştim zaten. Hı hı çok çok keyif aldım. Yani demek ki böyle oluyor. Biraz daha parayla yani çok güzel şeyler hayal edebiliyoruz. Biraz daha parayla bu da filmlerimizi dünyaya satmakla Hı -hı. olacak. Biz de yapabiliriz. Çok iyi yönetmenlerimiz var ya. Ya kesinlikle yüzde yüz. Aslında dediğin gibi işte ekipmanın ne kadar e, yeri geldiğinde önemsiz olması aslında başka bir izleyiciyi de uyandırıyor ya. Hı -hı. Senin Nomadland'i o yüzden sevmen ben de severim bu arada filmi. Ee, o başka bir yelpaze açabiliyor yani Hı -hı. bu aslında bence muazzam bir şey eskiden böyle bir şey yoktu çünkü Hı -hı. bir yere kadardı vardı ama onlar işte bir manifesto yayınlıyordu o sinemacılar bizim artık sinemamız böyle diyorlardı falan doğru, şu doğru. an herhangi bir manifesto olmadan aslında onun ne istediğini e, yani ne istiyorsa onu bir şekilde çekip senin önüne koyabiliyor Hı -hı. ve bu da aslında dediğim gibi başka bir e, kulvar açabiliyor sevmek için ...bir projeyi veya herhangi bir sinema filmini vesaire. Ben buna çok önem veriyorum. Kesinlikle yani, katılıyorum. Türkiye'de de aslında... ...daha fazla böyle işler izleyeceğimizi inanıyorum da açıkçası. Yani eski alışkanlıklarımızı en azından böyle bir yere kadar bitirebilme durumu... ...söz konusu olacak gibime geliyor. Umuyorum. Yani zor bir şey, kolay bir şey değil. kendim kendi konfor alanımızdan bile zor çıkarken sinema evet. sinemanın hani kendi konfor alanlarından çıkmak hiç kolay değil gibi hissediyorum. Ama ben de mesela ya şey yani yeşil ışık yakması bile çok büyük bir umut yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ya yani ben de her filmimde artık yani yeni bir şey denemeye çalışıyorum. Hmm. Yani bu bunu yapmazsam yani neden çalışıyorum gibi bir soru gelmeye başladı. Değil mi? Her Bilimde aslında bir şey demek Sahada olmanın da yani denerken sahada olmanın çok büyük avantajı Hı -hı. var. Tamam mı? Neyse mi böyle risk? De büyük konuşmayayım da şimdi. Okey. Okay. Işte. <laughs> Barış'cığım aynı şeyi yapmışsın işte <laughs> burada diye gelir. Yok, o yüzden açıkçası. aynen. O yüzden <laughs> okay. deniyoruz, deniyoruz öyle söyleyeyim. Evet, yani. evet, tabii ki de deniyoruz. Bu projede e, referansların vardı. E, Nomadland'in dediğim gibi bu kısmı vardı ama Aha. onun dışında ha bir de kalır referansımız vardı. Okay. O da şeydi. Çok alakasız ee, aslında o da yönetmenimizin referansıydı. Yönetmenimiz şey dedi hani Barış dedi zaten soğuk bir hikaye işte hmm. kar olacak bilmem ben dedi görüntüyü soğuk istemiyorum. Hmm, okay. Yani tam tersi kontrast istiyorum. Bozkırın sarısını sıcak sarı istiyorum dedi. Okay ve biz yine Roger Baba'nın selam olsun Roger Baba'ya da selam olsun diyeyim. Şeyi neydi? Hmm, James Bond'undan bir tane. Hmm, okay. şey bu e, Şey onun böyle Bozkır'da bir tane referansı vardı. Onu gösterdi bana. Hmm. Tamam dedim buna bakacağım. Hani bakı, bakacağız. Ama sonra tabii ki işte ona göre ben bir lat hazırladım. Hazırlıkta e, biz o lat'la gördük hmm. e, filmde. Skyfall oldu. Hah, Skyfall'dan Aha. bir sahneydi. Ee, i̇şte latımı hazırladım, kamera testimi yaptım. Ee, sonra bütün her şeyi tek lata göre çektim. Hı hı. Bu önemli bir şey. Bu tartışma devam ediyor. Ben bilmiyorum. Başka başka latlar hazırlıyorlar mesela. Ahmet abiyle de konuşuruz. Onu bir gün ondan dinlemem lazım. Hı hı. Çünkü ben böyle siyah seviyeleri, kontrast seviyelerinin değiştiği latları... ...ben böyle filmde gözüm anladığı için... ...ben daha hani bütün bir şeye bakmak daha iyi geliyor. Ama o da bana şey demişti. Barış'ım sen biraz racil araştır dedi. Belki benim eksiğimdir. O yüzden hmm. bir şey diyemiyorum. Okey anladım. Ee, ama hani öyle tek latla çektim filmi. Ee, sonra Cenk Erol'la yaptık. E, kalırı da. Ee, Cenk'in biraz başını e, ağrıttım. Ekşimiş olabilirsin evet, değil, evet. değil mi? <laughs> 10 gün falan gitmiştim. E, ama sağ olsun bence çıkan sonuç güzel bir sonuç Süper, oldu. Ödül de aldık. Orada onun da payı büyüktür. Tabii hani... ki de muhakkak ekip neticede e, yani. E, evet yani ekip işi bu. Her herkesin işi. Bu iş yani bu işte referanslarım var dedin. Bu alışkanlığın mı peki? Yani başka <laughs> işlerde de sürekli referans alır mısın kendine? Ya açıkçası bu konu üstüne biraz ben mesela daha az izleyen biriyim. Yani hmm. eskiden çok izliyordum. Biraz böyle şimdi bu konu o üstüne niye düşünüyorum ne bu arada? Niye Efendim? daha az izliyorsun? Yani şey hani ne bileyim Bence bir film iktidarsızlığı diye bir dönem var. Ben en azından kendime öyle söylüyorum. Hı -hı. Bir dönemde hiç izleyemiyorum ben sıfır de. ama bir dönemde yapıştırıyorum yani hmm. belki haftada dört film, beş film falan. Haftada dört, beş iyiymiş. Aynen öyle. Haftada dört, beş. Ee, niye daha az izliyorsunuz dönemde? Yani işin şey yoğunluktan mı? Hmm. Yoğunluktansa zaten okey bunu söylemiştik ama hani biraz daha böyle uzak da kalmak mı? Yani şimdi <laughs> yoğunluk olunca akşam mesela ben setten eve gelip film falan izleyemem. Evet evet. Zaten tabii. ertesi o günü düşünüyorum. bir şey tabii. Bir sürü bir sürü olay. Ama... Boş kaldığımda da mesela bazen tabii ki izliyorum Hı -hı. hani ama mesela şeyi hissediyorum. Ne izledim? mesela Nomadland dedik. Yani Aha. bak etkiliyor beni. Yani kolayca etkiliyor beni. Evet ödül gelmiş sonunda belki ama ödül için de yapmıyorum. Ben ben ne e benim için ne çıkacak. Yani kesinlikle o ödül şey yani hani İstanbul Film Festivali'nde değerlendirilen bir işti. Hı -hı. Başka bir festivale girseydiniz belki de ödül olmayacaktı Aynen ama öyle. senin yine de referansın vardı. Ve sen o şekilde ilerledin. Hmm. Zaten ödül olmasa bile e, senin için bu filme çalışan görüntüsü buydu. Değil evet. Mi? Yanlış anlamadım. Kesinlikle öyle. Aynen film yani. için yani yapılmış bir şeydi. Hmm. E, şey referans e, konusu önemli buluyorum ama bazen referanssız da çalıştığım işler oldu. Hmm. Yok değil. E, mesela e, Kasım Ördek'le yaptığımız bir tane e, birlikte yalnız diye bir film var. Hmm. Bu sene zaten işte izlendi bayağı. Orada mesela Kasım'la sadece Kasım bana bir tane kısa film gönderdi. Kamerasını biraz şöyle hayal ediyorum dedi. Bir dakika izleyip kapattım. Okey. Gördüm sadece. Tamam dedim kapattım ve görsel anlamda hiçbir referans konuşmadık sonra. Ne yapacağımızı konuştuk tele, ama. Telekinetik güçlerinizle <gülüyor> <gülüyor> birbirlerinizi an, şey, birbirinizi anlayarak böyle. Ya kameranın ...şeyini biliyordum. Hani ya istediği kameranın agresifliğini anladım. Hmm. Hikaye de ne istiyor? ben de Benim de içimden bir şey geliyor hmm. zaten. Ama mesela kafamda bir plan var. İşte gece de böyle yaparım, buraya götürürüm gibi bir planım var. Ama yani Kasım da bana güvendi sağ olsun. Zaten onun da özelliği şudur. Onu da Kasım'a da buradan söylemem lazım. O da mesela beni ilk defa arayıp... ...ben senin işlerini izliyorum, hmm. beğeniyorum... Ben seninle kısa film çekmek istiyorum diye arayan da ilk insandır benim. Hiç ha, tanımadan. Çok iyiymiş. Yani bu benim için özeldir Kesinlikle o yüzden. Kesinlikle bence de. O ee, birine güvenmenin en açık, en saf hali tabii. yani. Tabii. Ve şey tanışmadan hiç yani. Hiç tanışmadan. İşlerini izleyerek. Ben, evet işlerini izleyerek aramıştı. O yüzden de mesela orada çıkan sonuçta da referanssız bir sonuçtur aslında. Ben mesela onu çok sevdiğim bir filmim. Ha benim. mesela okey. Tabii o da Anladım. görüntü ödülü aldı. Yani İzmir Kısa Film Festivali'nde görüntü ödülü aldı hmm. ve... Ben kamerasını da çok beğeniyorum hani onun. Beğeniyorum deyince de böyle şey oluyor da yani yani sevdiğim bir işim. Yok öyle ben diyeyim. anlayabiliyorum bu arada. Yani, Rahat olabilirsin. <laughs> yani şey izleyen de anlıyordur bence. yani Beğeniyorum demenden yana bir sakınca. Ben bu, ama bu sene gerçekten bir sürü insan bana gelip söyledi. Yani Görüntüsünü gerçekten söylediler. Demek ki bir şey çıkmış orada. Evet tabi. Evet. Aynen öyle kesin. Genel algı böyleyse zaten seni de kabul etmen gerekiyor abi. Etmeyen etmemen. Evet, zaten fazla ben... mütevazilik de kibirden gelir. Değil diye. mi diyorsun? <laughs> Büyük konuştum Emre. Evet bu sefer. Yani ben ben de bir sürü manşet var şu an bu programa var dair. Muazzam mutluyum yani kesinlikle. Posta Peki biz baya... Mola verebiliyor muyuz? Mola verelim istersen. Okei. Okay. Ee, şeyi sorayım sana. Asistanlık süreci nasıldı? Asistanlık yaptım ee, Ya işte... da böyle çok kısa bir giriş yapayım ben de ee, Hani şey <laughs> durumu var ya O benim belki de Yanılsamam bilmiyorum ama Asistanlara o negatif Döneminden gelme midir ya da işte O şey dijitale yeni yeni Geçme süreçlerinden midir nedir bilmiyorum ee, Genelde Böyle bir şey var ee, Öğretmeye yönelik Bir durum çok fazla söz konusu olamıyor yani asistan ne kadar gözünü açıp da o sete bakarsa o görüntü yönetmeni ne yapıyor? ışığı nasıl kurduruyor? Şu an işte bak kameranın başında aa bak şöyle bir fikir verdi bu ne olacak falan diye anca o zaman öğreniliyor. Öyle bir durum söz konusu. Benim ben en azından öyle yaşamıştım öyle söyleyebilirim Hı -hı. yani. Hoş zaten bir projeyi yaparken de görüntü yönetmeni asistanı çekip bak işte ben bunu böyle yaptım böyle yaptım deme, diyemez yani. Bin bir tane şey var kafasında. Ama hani bu bilgi alışverişinin biraz böyle çok da sağlıklı olduğunu da pek fazla düşünmüyordum eskiye nazaran. Şimdi biraz daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü artık şimdiki asistanlar da işte en başında bahsettiğimiz gibi bilgi kaynağı çok fazla açık olduğu için bir şeyleri öğrenerek zaten direkt asistan olabiliyorlar. Yani sette öğrenmeden birçok şeyi. Evet. O yüzden senin nasıldı asistanlık sürecin? Benim asistanlık sürecim... Daha bizim o dönemde daha dijital betacam kameralar vardı. Hmm. Ben o zaman başladım. Bizim şirkette öyle kameralar vardı daha çok. İşte Sony 970, 790 hmm. gibi kameralar vardı. Onları şimdi bilen var mı bilmiyorum ya vardır da hani yeni dönemde bilen hmm. var mı bilmiyorum. Ee, biz onunla başladık kamera asistanlığına. Bizde hani malzemenin işte temizliği, kontrolü, işte önceden gidip <laughs> e, bir gün sonrası set için bir yensini kontrol etme ve benzer bir sürü şey hep bizde de vardı. Ben de <laughs> yaptım. Ee, benim işte o bahsettiğim e, arka sıradakilere gelene kadar ki süreçte hani yine işlere gittim ama asıl bence asistanlığımı arka sıradakilerde ciddi yaptım ve Hı -hı. o aslında hem asistanlıkla kameramanlığın yavaş yavaş olması. Yani fokusa geçemedim ben. Çünkü o zaman benim çalıştığım kameralarda e, fokus pullurlar yine daha negatifteydi. Yani prime lenslerleydi. Hı -hı. Ama benim çalıştığım lensler işte B4 mount dediğimiz Hı -hı. o zoom lensler. Dolayısıyla kullanırken neti kendin yapardın. Yani fokus puluru yoktu. Hı -hı. E, dolayısıyla benim fokus pulurluk sürecim olmadı. E, aslında ya... bu Doğru mu yanlış mı? Biraz da belki evet, onu, onu da konuşmak, konuşmak lazım. lazım. Çünkü şey var aslında Türkiye'de de böyle departman vardır ya işte bir şey 3 iki bir operatörlük görüntü yönetmenliği. Bu sanki böyle rütbeymiş gibi bir yükselme durumu söz konusu. Değişti ama ya. Biraz sanki. işte hmm. ona gelecektim ben de. şu Son zamanlarda artık değişti. Yani fokus olmadan da görüntü yönetmeni de olabilirsin. Veya ne bileyim kamera yani üçüncü kamera asıtını iken belki yani bir sana geldiği gibi bir şans gelebilir. O edebilir yani kamerayı. Kesinlikle katılıyorum yani bence artık o şey ya bir de şey de ilginç hani kazanılan para azken yani işte görüntü yönetmeni en çok para kazanıyorsa Hı -hı. o departmanda sanki oraya gitmen herkes görüntü yönetmeni olması lazımmış gibi bir durum varmış e, eskiden Hı -hı. ama benim şu an anladığım mesela fokus olmak isteyen yoktu eskiden Hı -hı. çok daha azdı şimdi mesela fokus kalmak isteyen insan var çünkü hani çalışıyorlar paralarını kazanabiliyorlar falan ve yani görüntü yönetmenliği hiç kolay bir iş değil yani öyle hani sorumluluk almak böyle yaşa görüntü yönetmenliği gibi yaşamak o kadar kolay mı? Yani o yüzden aslında zaten herkesin görüntü yönetmenliğine giden yolu olmalı diye bir şey kesinlikle katılmıyorum. O yüzden yurt dışında işte İkinci asistan adam çalıştım öyle geyikler var ya. Abi, çalıştım evet, o, abi. O, o, o 50 geleceksin. yaşında Aynı ikinci bu, asistan falan yani. O bir böyle şehir efsanesi gibi <laughs> büyüyor ya. Abi bir Focus Puller geldi. İsveçli adam 60, <laughs> 60 yaşında falan, yaşında falan abi. böyle <gülüyor> falan <gülüyor> bir atıyor. Yani <laughs> görüntü yönetmeni 32 falan diye hep yani. böyle örnekler e var ya. Yani. Çünkü normali bu. Çünkü görüntü yönetmenliği başka bir iş yani. Hmm. Yani herkesin tabii çalışma prensibi de evet. bambaşka. Beslendiği şeyler de bambaşka. Aynen öyle. Yani aslında biri teknik bir iş. Diğeri kreatif ve olması aynen kreatif olması daha yüksek olan teknik bir iş yani evet. o yüzden de bence bu değişiyor yavaş yavaş değişiyor departmanlardan atlaması zaten çok genç görüntü yönetmenleri var Hı -hı. hani artık bu yüzden oluyor e, biz de onlardan biriyiz ilk Murat Can yapmıştı mesela Murat Can çok erken başlamıştı e ben de sonra erken yaşlarda film çektim ben. 26 hmm. yaşında çektim ilk uzun metrajımı. Hmm. Mesela hani evet hatalarımız var mı? Var. Ama dönem E tabii. Böyle bir dönemdi ve yaptık ya e, yapa yapadı öğreniliyor bir yandan. Hani hiç şey çekip öğreniyorsun aslında yani biraz şey da yani. Çekmeyip... 15 sene asistanlık yapıp bir anda çok iyi performans vermek de çok kolay bir şey de değil, değil gibi de geliyor. Hiç değil. Kesinlikle. Çünkü dengeler de değişiyor ya meslek evet. olarak baktığın zaman. Set tecrübesi diye bir şey var. Hani işte bir yansımayı nasıl alırsının testini sen daha önce acısını yaşadığın için kolay çözüyorsun Kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. <laughs> Aynen Dolayısıyla... öyle. O kalıyor aklında yani. Dolayısıyla bence de biraz değişiyor. Evet, ben buna evet. mutluyum ama. o Aynı o başında konuştuğumuz dijital dönemin <laughs> eleği gibi bir konu bence. Okey şey e, yansıma dedin hiç böyle şey yapar mısın e, ışık denemeleri falan yapar mısın küçük küçük e, yani set veya için... böyle ne bileyim bir gölgeye baktığın zaman bu böyle düşüyormuş ya acaba bu nasıl düşürülebilir ben böyle falan ha, der misin derim. kendine mesela benim, kendin yapar mısın bir tutam karanfil film yani evde çok öyle bir ekipmanım yok Hı -hı. ama setlerde denerim ya da izlerim Hı -hı. hani youtube'dan da bakarım baya ama asıl mesela bir tutam karanfilin bence şeylerinden biri ben ...dünyaya böyle çok, bir, bir kere ben pandemide gezdim aslında. Hmm. Bir e, Likya yoluna belli bir oranda yürümüştük. Hmm, yürümüştüm diyeyim. Neyse e, orada çok fazla gün batımı, çok fazla gece, çok fazla ay, e, dolunay izleyerek... ...ben aslında dünyada neler oluyor, böyle çok ciddi izledim aslında. Hmm. Üç ay boyunca. Ve böyle sürekli dışarıdaydım ve çok gözlemledim hani. Böyle çok güzel bir an oluyor böyle bakıyorum etrafıma Yani bunu nasıl kamerada alırım bu önemli bir soru. %100. E, çünkü <laughs> ben de bunu çok fazla sorarım <laughs> çünkü kendime e, çok yani. Çok gelişeceksin <laughs> o zaman. böyle. E, öyle abi kesinlikle yani çünkü şeydir ya hep o an vardır o his vardır aslında benim de çoğu zaman referansım o oluyor. <laughs> yani bir işe başlarken veya üzerine çalışırken bir şekilde yönetmenle oturuyorsun konuşuyorsun ne yapmak istediğini anlayabiliyorsun projeyi de anlıyorsun. Ama şey ben daha çok referans olarak kendimde şeyi görüyorum yani hani bak ben böyle bir şey yaşamıştım acaba buraya entegre etsem nasıl olur? Çok... His olarak da bunu nasıl yaklaştırırım bu şey konuya diye. Hı hı. Ee, genelde konuya ben de öyle bakıyorum yani hı hı. o an his konuları çok önemli. Çok mühim. Geçen bağlısıyla. gün bir tane fabrikada bir şey çekeceğiz de fabrikanın iplik fabrikasının X-ray bölümü var tamam Hı -hı. mı? Böyle işte mor ışıkları dizmişler. Böyle ipliğin kalitesi kontrol ediliyormuş. Hı -hı. Bir girdik oraya. Böyle dişlerimiz bembeyaz, garip ve korku filmi gibi bir atmosfer var tamam? Hemen fotoğraf çektik çünkü ben şey dedim ben bunu kesin kullanırım bir yerde dedim aynen öyle kesinlikle hani bunu ben kullanırım yani bu da aslında biraz şeye gelmiyor mu işte ne bileyim onu da soracaktım da hani ne, neye bakarsın neye edersin hani film izlemekten çok ne yaparsın gibisinden yani bir ne bileyim işte fotoğrafla mı ilgilenirsin resimle mi ilgilenmekten kastım yapmak değil bu arada çekmek de değil nelerden beslenirsin beslenirsin, aslında, beslenirsin manasında aynen çünkü şey durumu söz konusu oluyor evet sen oraya girdin o artık senin aklında. E, bunu bir yerde bir şekilde kullanacaksın. Bu çok iyi bir o sırt çantasına atacağın, bagajına atacağın çok iyi bir bilgi yani. Evet, evet. Ve şey o da aslında sana bir his bırakıyor. Ya yani o hissi yaşatmaya çalışacaksın o projede de yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani şey işte dediğin gibi yani beslenme çantanı tabii ki dolduracaksın. Bu böyle. Ee, ben neler yaparım bilmiyorum. Çok hobisi olan bir insan mıyım onu da bilmiyorum. Müzik çok dinlerim. Ha, müzikle aram çok. Yani müzik müzik dinlemediğim an azdır hatta. Çalıyor musun bir şeyler? Yani gitarla bir ara tabii bir Akdeniz akşamlarıyla çeşitli hanımefendilerle bu <laughs> e, münasebetlerim <laughs> olmuş. Bir araç olarak <laughs> kullandım evet değil mi? <laughs> yok yok bu işin geyiği şaka bir an ama e, şey gitarla hani ya ilk ben gitar almıştım lisede kendi kendime biraz akor falan ya aslında çocukluktan gelen bir şeyim var duyduğum şeyi çalabilirim Hı -hı. kulağım o anlamda fena değil galiba öyle Hı -hı. anlıyorum Hı -hı. sonra işte biraz klavye mulavye alıp evde kendim bir şeyler de denedim Logic Pro'da Hı -hı. Ee, müzik 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 çok beni bütün ruh halimi değiştiren mesela ben bir projede yemek programı çekiyorduk. Ben o zaman kameramandım. Gerçekten hani yani sinemada yapmak isteyen biriyim ve çok uzun saatler çalışıyoruz falan. Hani zor geçiyor benim için sıcak falan. Kulağıma kulaklık taktım en sonunda hmm. ve müzik dinleyerek kamera kullanıyordum. ve yani çok gariptir biliyorum. <laughs> Bu belki biraz ayıp karşılanacak ama. Ben onu üniversitedeyken <laughs> bir proje için be, yapmıştım yani. Yani, yani klip çekilecekti daha doğrusu. Hı hı. Bir tane şarkı seçip onu takmıştım. Bütün İstanbul'u öyle gezmiştim. Ha i̇şte. çok güzel. Benim evet. de mesela vardır böyle Sarayevo'da bir Sarayevo Talents'a gitmiştim. Hı hı. Orada mesela kulağımda bir tane şey, internet yok, bir şarkıyı almışım, <laughs> İndirmiş, aynen. onunla mesela şehri gezerim falan, böyle bir, bir, bütün moodumu değiştiririm, müziği çok severim. Okey, süper. Nefis. Ee, Pink Floyd. Wow, okay. forever. Okay. her zaman. Yani favori bandımız bu yani. severiz. Okay, süper. Dön dolaş Pink Floyd. Yani şey mi Arkadaşlar. peki? NASA bizi şey öyle bir geyik var ya NASA insanları uzaya çıkarmadan önce Pink, Pink Floyd, Floyd çıkarmıştı. Ama falan. Yani. Kesinlikle katılıyorum. kimse <laughs> ben çıkardım o geyiği falan <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Yok ama kesinlikle yani çok yani çok üst düzey bir e, tasarım diyeyim. Yani yaptıkları şey çok Ve ben hiçbir zaman yani hadi The Wall haricinde Hiçbir zaman böyle iyi bir Pink Floyd klibi denk ki A High Hopes var. Hı? Hı? High, Hopes High, Hopes High Hopes çok severim. Aynen çok güzeldir. Hı. Ama böyle ekstra bir şey daha Moruntu da, da iyi. Okey. Ama tonlarca albüm var. tonlarca var. şarkı var. Ben üniversitedeyken Hayk Hoca Aykrakosyan e, bize işte ödev vermişti. O bahsettiğim kulaklığı taktım, gezdim falan diye. Şey demişti. E, işte bir tane şarkı seçin. Ona bir tane klip çekin. Ama dedi kesinlikle Pink Floyd'u seçeceksiniz. <laughs> Yasak dedi yani hani ona rağmen bir kişi yine de çekip şey seçip çekti. Ne yapacağım? Kötü oldu ayrı ben <laughs> beğenmemiştim ama onu mesela koşul sunmuştu çünkü adamlar hani uzayda yaşıyorlar evet. onlara erişmek çok zor falan siz bunu böyle 3 haftada hmm. yapamazsınız falan diye. Mesela benim var. dostlarımla gider gittik mesela gün matımı izliyoruz. O tam doğru anda bir shiny unicorn crazy diamond açılır bize. diyorsun. Okey, güzel. Evet. Bence iyi bir ritüel. Evet, seviyoruz. <laughs> Tatlı bir ritüel yani. Onun dışında da hani yani tabii dostlarımı görmeyi severim. Hani gezerim tabii ki okuyamıyorum eskisi kadar. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Hı -hı. Yalan yok. E, çünkü çok görsel bir iş yaptığım için herhalde biraz değişti de. Yani eskiden daha çok okuyabiliyordum. Hı -hı. Şimdi işte podcast'ler falan da bence bu yüzden zaten yaygınlaşıyor Hı -hı. herhalde görsel 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 taarruz bize böyle maruz kaldığımız şey biraz beni şey yaptı zorlaştırdı benim o alışkanlığımı Bunu mümkündür düzeltmeye ya çalışıyorum. evet gayet Hı -hı. mümkün ama olası yani bu arada Hı -hı. İzleme konusunda da, yani bir şeyleri izleme, izleme konusunda... konusunda da şey mi, böyle Hollywood efekte kapılanlardan mısın yoksa biraz daha yelpaze geniş Yelpazım midir? Yelpazem çok geniş. Okey. Ben bazen filmi hissederim, açı mesela o film beni çağırır. Benim hmm. öyle şeylerim var. Hani çağırır beni, ben o filmi, ben bu filmi bir izleyeyim falan derim. Geçen mesela Fatih Akın'ın Yaşamın Kıyısında, bir, bir, beni, ben bu filmi bir izleyeyim falan hmm. Neden olduğunu ben bile anlamıyorum. Ama oturdum izledim ve sonra anlıyorum ben. Ha, bu dönemde benim bunu izlemem lazımdı gibi gelir. Hmm. Ama sonra onun üzerine düşünürüm. Biraz okurum. Ne, ne Hani hemen bir filmi izleyip böyle... ...bende öyle bir şey yok. Yani... Yok yok evet ona katılıyorum ya o bir gerçek. Yani evet. bazı filmlerin gerçekten Nadas'a bırakılıp... ...vaktinde açılması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum yani. Ben Dizi hatta onunla alakalı... ...böldüm çok özür dilerim. Estağfurullah. Yok yok yo, devam et sonra. Ee, şeydi... E... Tree of Life. <laughs> Uzun bir süre beklettim filmi yani hiç izlemedim. Uzun bir süre dedim işte o zamanlar öğrenciydim herhalde 20'li yaşlarımın başında. Ee, ve bir gün açtım. Okey. Hayran kaldım. Çok sevdim filmi vesaire falan. Ondan sonrasında gaza geldim. Chivo'ya yazdım Lubezki'ye. <laughs> Instagram'dan yazdım. Dedim ki ben böyle böyle işte kamera standı yapıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. İşte bir gün siz yani şey sizin yaptığınız şey, çektiğiniz işleri de projelerinizi de çok seviyorum. Umarım bir gün beraber çalışırız diye gönderdim gitti abi. Ama bu şey yani hani yalnız bir adadayım, kağıda yazdım, şişeye koydum, saldım denize gibi bir şeydi benim aklımda. 4-5 saat sonra sağ, şey adam bana cevap verdi. Çok teşekkür ederim vesaire. Hani ne güzel bir aynen anlayış. Öyle. Güzel Zaten anlayış. o anda böyle bir şey olmuştum yani. Hani oha çok iyi bir kafa değil mi? Yani ben acaba herhalde ne bileyim işte Hollywood'da böyle işler çeksem biri değil iki tane Oscar, üç tane Oscar alsam acaba bana biri yazdığında ben hala bunu ya yani ben ona böyle cevap verebilir miyim? Bunu yaşadığım Güzel halde soru. falan hı. anladın Güzel mı? Soru hani, bence. Yani onu çok fazla sorgulamıştım. Hı hı. Ve o adama yazdım o adam bana geri döndü. Daha sonrasında şeyi fark ettim. Bu filmi o zaman izlemem gerekiyormuş. Evet, Çünkü kesinlikle. o adam bakmayabilirdi, görmeyebilirdi falan. O o bile bana hı. bir iletişim açtı yani bir kapı açtı. O yüzden fazlasıyla katılıyorum. Bazı hı. filmlerin bazı dönemleri ve zamanları var. Hı. Mesela Lars von Trier'in Melankoli sen şimdi anlatınca hatırladım. Melankoliasını açmıştım ben bir gün. Hı hı. Olmadı yani gitmiyor yani yapamadım. Hı hı. Kapattım. 20. dakika son. Bir sene sonra mı? iki sene sonra mı? Ne oturup tekrar? Yani denedim ve inanılmaz bir deneyim yaşamıştım mesela hatırlıyorum. Yani dediğin gibi yani her zaman ya çağırır. Yani hmm. o seni çağırır. Ben hislere çok inanıyorum. Okey iyi güzel. O anlamda aynı sayfada hmm. olduğumuza ben de sevindim yani. <laughs> Önemlidir hisler ya. Kesinlikle. Ya Bir şeyi boşuna hissetmezsin kolay kolay. Hani e, bunlar önemli Tabii. şeyler. Aynen öyle ve zihinde tutabilmek de hatırlamak unutmamak falan da bunlar da mühim geliyor bana ya. İyi Şey şeyi soracaktım. Iııı. E hmm. Ufak ufak da toparlamak istiyorum bu arada. Nasıl ee, çok fazla telefonla, vesaireyle falan ilgilenmediğini söyledin, hmm. değil mi? Yani, Yanlış evet, anladım Arada kaçırıyorum. <laughs> ama şey durumu da söz konusu ya şu an günümüzde. Ee, bunu Doğan abiye de sormuştum. Herhalde şey onun bakış açısını çok sevdim. Ee, ama sana da sormak istiyorum bir görünürlük durumu söz konusu ya şu an günümüzde. Senin yaptığın işi benim bir şekilde görmem gerekiyormuş gibi bir hal var. Hı hı. Bu yüzden işte mesela işlerini paylaşıyorsun. İşlerinden birkaç tane fotoğraf yani şey sahne grep alıp onları paylaşıyorsun vesaire falan. Bu sana hiç külfet geliyor mu? Evet. Yani şeyi tercih eder miydin? Yani çalıştık, çektik, film orada zaten. Yani ben size bunları göstersem ne olacak? göstermesem ne olacak mı diyorsun? Yok hayır. Artık günümüzün çağı bu. Günümüz böyle. Tamam. Okay. Bir kere. Ama e, ben orada o harcamamayı isterdim. Ha mesela. Benim okay. için önemli olan oydu. Yoksa hani filmlerimin grebini göz gösterdim. Ben Hı -hı. de yaptım. Hani benim sayfam öyle. Hı -hı. e çünkü niye? E, biz de hani sonuç olarak bir bir yolculukta bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu mecrayı kullanıyoruz. Bu okey ve bunun faydalarını da gördüm bir sürü ve hmm. vardır yani. Ama e, benden alıp götürdüğü şeylere baktığımda da e, birazcık şeyim muzdaribim müz de bu durumdan. O yüzden arada molalar veriyorum, kapatıyorum. Hatta şimdi bir kız kardeşime versem mi, o mu yönetse falan diye hmm, düşünüyorum. Okay. Öyle fikirlerim var. Çünkü yani yani keşfete bir giriyorsun bir anda kendimi Muharrem İnce dansı izlerken buluyorum. Yani şimdi hani bu da hani ne, nereye kadar yani? Evet hani, çok fazla yani. bir görsel bir şey maruz kalıyoruz ya zaten. Evet. Bu da bir yerden sonrasında çok ciddi yorgunluk yaratıyor. Çok güzel söyledin. Mesela maruz kaldığımız estetikler aslında görüntü yönetmenlerinin yaptığı işleri çok birbirine benzer de kılmaya başladı. Maalesef evet. Mesela bir de Ahmet abi beni ilginç buluyorum Ahmet Sesi Gürgil'i. O da mesela hiçbir şey paylaşmıyor. Evet o, o da Ahmet kullanan oluyor demek ki. Evet işte aslında yani, Basim yani. de biraz bundan evet. kaynaklıydı. Yani zorunda mı kalıyoruz acaba bu duruma? Biz zorunda kalıyor olabiliriz ama Ahmet abi gibi yani aslında görünürlüğü konusunu bitirmiş birisi için belki de işte e, gerek olmayan bir şey olabilir. Bir de e, sadece oradan bir referans ya da bir şeylere bakmaya gerek yok. Ahmet abiyle konuştuğum zaman şey diyor mesela ben çöp olsa izlerim dedi mesela. Hmm, mesela. Yani sürekli bir şey izlediğinden hmm. bahsetti. Dolayısıyla demek ki Instagram'dan beslenmek tabii ki vardır ama hmm. onun dışında da bir hayat var muhakkak orada. Muhakkak fazlasıyla kesinlikle ve dediğini de, istiyorum. Aynen. Yo dediğine katılıyorum yani şey kendi meslektaşların hmm. bile görünür olan şeyler neyse artık onları da biraz hmm. be base alıyorlar. Evet. Hatta referans alıyorlar demek bile belki hmm. doğru olabilir. Çünkü alanı muhakkak vardır ben. diye düşünüyorum yani. O da aslında avantaj mı dezavantaj mı ya da bu organik olarak aslında bizim bu ülkede bu coğrafyada görsel dilimizi mi oluşturuyor? Belki hmm. bir 15 yıl sonrasında baktığımızda aslında birbirinden beslenen meslektaşlar da var. O bir yerde bir Tabii. kalıplaşacak, bir yerde kalacak mesela, bir hmm. pik yapacak ve duracak orada. Bilmiyorum. Ya tabii de Instagram'ın şöyle yalan da bir dünyası var ya şimdi baktığında da herkes bir Roger Deakins gibi de oluyor. Yani çünkü sen her yani kendi beğendiğin maksimum şeyleri paylaşıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla hani ben birine baktığım zaman evet çok iyi ama aslında bunu kaç işin hangi oranında yaptığı hı hı. da çok önemli. Yani... O yüzden bir yandan evet kendi sevdiğim şeyi paylaşıyorum, yaptım ama bir yandan da şeyde oluyorum. Birinin sayfasını gördüğümde aman Tanrım olmuyorum hiçbir zaman. Okay. Yani açıp bir saniye hani çünkü hani bir bütüne e, bakmak tabii, lazım. Kesinlikle yüzde Diye ben 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 yönetmen olsaydım tamamen böyle ya yani bir kere bütün bir işini izlerim mesela. Hmm. Oraya bakarak kimseyi seçmem. Aa, anladım. Okey teşekkür ederim. Cevabınız rica şimdi. ederim. <laughs> O zaman sana son sorum olsun bu. Tamam. Çok soru soru ilerledim mi bilmiyorum ya. Umarım Yo, öyle ilerlemişimdir. Yok ben de gevezelik şimdi. ettim ilk bölümde. Ha estağfurullah hiç problem yok. Ee, bu net bir soru aslında bakarsan. Ee, onu da biraz daha seni tanımak için sormak istiyorum. Hı. Amacın ne? Bu istersen mesleki de olabilir, istersen hayata dair de olabilir. Hı. Yani mesleki olarak söyleyeyim. Amacım ben açıkçası güzel insanlarla ...dünyanın birçok noktasında film çekmeyi çok hayal ediyorum. Yani benim sadece Türkiye bazlı kalmak hı hı. gibi bir hayalim yok. Ee, tabii burada bir şeyimden de bahsetmek istiyorum. Ee, serzeniş diyeceğim ona. Yani şimdi yurt dışından bir sürü insan fonla burada film çekebiliyor. Hı hı. Yani... Ama biz kendi e, ülkemizde Kültür Bakanlığı'na kendi filmimizi bile çekemiyoruz. Hı hı. O fonlarla oranın görüntü yönetmenleri gelip burada bir sürü iş yapabiliyor. Fakat biz maalesef ülkeden oraya giden ve orada iş çeken insan sayısı yok denecek kadar az. Hı hı. Çok az. Dolayısıyla benim hayalim de düşünüyorum yurt dışında filmler çekmekse ülkenin de bize biraz yardımcı olması gerekiyor ki hı hı. ben mesela Bosna'da neden film çekemeyim? diye düşünen biriyim. Ya şöyle bir gerçek yok mu zaten? Tabii ki de sen senin Bosna'da da film çekebilmen gerekiyor. Ya da e, bu başka bir konu aslında. Bunu da daha fazla uzun uzun da konuşmak isterim. Ya da bir festivale baktığımız zaman herhangi bir Adana, Antalya, İstanbul... Zaten atıyorum işte 10 tane film yarışıyorsa bunun minimum 7'si yabancı görüntü yönetmeni. Türk de değil aslında sen burada çalışıyorsun bir şekilde. Yurt dışında da çalışmak istiyorsun ama Baktığın zaman kendi meslektaşlarımız aslında burada da çalışamıyorlar. Evet. <laughs> öyle bir durum söz konusu yani. Evet, yabancı görüntü çok iyiler. Ama Türkiye'de de, de, de yanlış anlaşılmasın. Evet. Tabii ki de onlar da gelip çeksinler. Hani evet. ben sadece Biz de gidelim istiyoruz. Aynen öyle. Ona evet. kıyas olarak Bu söylüyorum. kadar yani. yoksa Aynen niye öyle. geldiler demiyorum. Sadece benim de hayallerim var. Hı -hı. Ben de çekmek istiyorum. Hani ben de yeni bir vizyona eşlik etmek Hı -hı. istiyorum belki. E bu noktada benim şeyim var. Ülkeden biraz daha beklentim var. Hani umarım biz de işte sunulan bir fonla hı hı. Ya ama benim görüntü yönetmenimi çalıştır diyerek hı hı. bizleri de sunarlar da biz de gidip boş yani İngilizce çalışabiliyoruz. Evet, yani tabii. bizi de göndersinler. E ben şimdi 35 yaşındayım. E yani 7 tane mine film yapmışım. Ben de yani set tecrübesi olan biriyim. Yani ben de bir sürü filmin festivallerde yarıştı. Demek ki bende de bir ben de film çekebilirim yani yurt dışında. Evet, tabii. Beni desteklemesi ve beni aslında dünyaca ünlü bir adam yapabilir ama bunu ülke o yapar. Potansiyeli de varken bu arada. Evet. Yani şey yurt dışında olan ihracat evet. muhabbetinden evet. ayağına söylüyorum. Yani ben biz niye Meksika'dan görüntü yönetmenini burada konuşuyoruz? Hı -hı. Çünkü o adam dünyaya gidebiliyor. E, tabii kesinlikle. Yani bizim de gidebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu benim en büyük hayalim. <laughs> Hayallerimden biri. Yurt dışında filmler yapmak isterim. <laughs> okay. Süper. Umarım. Hayatla ilgili de. <laughs> Ben de en içten dileklerimi evet. sana bu hayalin için evet. gönderiyorum abi. Teşekkür ederim. Umarım bir gün aynı ülkede nasıl karşılaşmıştık aynı evet, ülkede film çekeriz. Muazzam olur. <laughs> Sonrasında İnşallah bunu öyle. zaten bir seri haline getirmeyi de isterim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Şuradayım. Ama haberimiz yokmuş gibi İtalya'ya gidiyoruz evet. şimdi falan diye. E geldim yoksun. <laughs> aynen değil mi? Aynen. Denebilir. Denebilir. Buraya çok teşekkürler. Abi, rica ederim. Geldiğin için. Seni tanıdığıma zaten mutluydum. ...bugün daha da mutlu oldum... Ha, teşekkür ederim. ...ee ben de, benim, aynen... ...yakın ikili fena program olmuyor gibi geliyor... ...bana ikidir böyle... ...sanki tatlı geçiyor benim için... <laughs> ...sanki de dem demeyeyim hatta... ...benim için çok güzel geçiyor... Umarım e, izleyenler için de öyle olur diye Umarım umuyorum. Be yani umarım beğenirler. Ben de çok tecrübeli olduğum bir yer değil. Benim de değil hmm. Sıfır. Hani umarım sıfır yani hiç yok. Umarım... <laughs> bu ikinci tecrübem yani evet, öyle söyleyebilirim bölüm, değil mi? Aynen öyle. İkinci bölüm içinde beni düşünmüş olman da teşekkür ne ederim. Ne demek bu ya. Bu Dediğim gibi yani, yani sürü senin değerli görüntü yönetmenin de var. Tabii hani... ki de onlarla da oturup evet. konuşmayı çok istiyorum. Zaten konuşacağız da. Şimdiden evet. onlara da söyleyeyim. Ben bir isim Çok darlayacağım ben size bir haberiniz isim, olsun. Ben bir isim istiyorum mesela çok az konuşan. Dinlemek isterim mesela Vedat Abi'yi dinlemek istiyorum yani. Aa, Vedat Özdemir'i. Aynen. Ben de çok isterim. Evet. Yani filmlerini çok beğenirim. Hmm. Hani çok iyi görüntü yönetmeni bence. Hmm. Hani o da mesela dünya çapında bence olabilecek yani, yani belki de öyledir de hani hmm. gidip çekebilecek bir adam mesela Vedat Abi'yi çok merak ediyorum. Ben yani. de çok merak ediyorum. Yani, ettim bir sürü... Isti, istek yaptım mesela. Meslektaşım, Vedat abi. abim, ustam dediğim arkadaşlarım var. O yüzden Önümüzdeki bölüm kim? Önümüzdeki bölüm daha henüz belli değil belli. ya. Çünkü herkes e... Takdir edersin Meşkil. ki freelance olarak çalışıyor. Şimdi bir tarih belirliyoruz ama o çok fazla ona müsait olmuyor. Veya Hı -hı. ben müsait olmuyorum falan. O yüzden o henüz belli değil ama şey. Ama bunu yapmış olman da değerli. Ben de son sözü ah, söyleyeyim. Çok değerli. Çok da mutluyuz. Ben de umarım böyle devam etsin. Edecek edecek. Yani ben istiyorum etmesini umarım herkes de isteyecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Rica ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz.